Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Usta. Yoğun istek üzerine birkaç tane böyle abonemin mesaj atması üzerine akü takviyesini tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi akü takviyesi yapacak aracın rolantide çalışması gerekiyor. Rolantide çalışması gerekiyor ve diğer araca akü takviyesinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi yaklaşık kırmızı her zaman artıdır arkadaşlar. Siyah da eksidir. Kırmızıyı artıya koyduk arkadaşlar. Eksi duruyor. Gel buraya. Öbür kırmızıyı da akü takviyesi yapılacak arabanın artısına koyduk. Siyahı arkadaşlar, gel buraya. Siyahı da eksiye koyduk arkadaşlar. Buraya gel. Evet. Siyah her zaman eksi, kırmızı artı. A aracımız rolantide çalışıyor. B aracımız marşa basılacak. Şu anda basılacak. Çalıştı aracımız. Şu anda çıkarmayacağım. Neden çıkarmayacağım arkadaşlar? B aracın aküsü tamamen bitik olduğu için hem onun şarjıyla hem A aracının takviyesindeki alan şarjla aküsü bir an evvel toparlanması için biraz çalıştıracağım takviyede. Ondan sonra kaplarımı toplayacağım arkadaşlar. Mesela diyelim ki A aracımızdan B aracımıza takviye yapıyoruz. Takviyemizi yaptık, marş yine basmıyor. Lambalar yani kik yapıyor. O zaman akü tamamen bittiği için kesinlikle kabul etmiyordur. Ne yapacağız? A aracımızda hafif bir gazla tutacağız. B aracımızın aküsünü toplaması için en az 5 dakika duracağız. Ondan sonra marşa basacağız. Çünkü akü hemen şarj olmaz. Nasıl elinizdeki telefonu şarjı tamamen bitmişse ne yapıyorsunuz? 5 dakika ya da 1 dakika sonra bastığınız zaman açılıyor şarjdayken. O da bu şekilde akü toparlayınca marşa basacaksınız. Akü takviyesi bu kadar arkadaşlar. Şu anda akümüz doldu. Çıkarırken yalnız şunu arkadaşlar, birbirine kesinlikle değdirmiyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Ondan sonra çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü akü ani bir şeyde patlayabilir. Bu şekilde yapıyorsunuz. Akü takviyesi bu kadar arkadaşlar. Tabii ki bazı araçlarda akünün üzerinde yapmıyorsun. Onu da zamanla arabalar geldikçe onları ben ona göre ayarlıyorum. Şunun şurada takviye yapılma yeri var. Bunun burada takviye yapılma yeri var diyorum. Mesela A aracımızın aküsünü göster. Açıkta. Açıkta olduğu için direkt kutup başlarından yapıyorum. B aracıma gel. B aracımın da aküsü açıkta olduğu için aküden aküye direkt yapıyorum. Bazı araçların aküsü şoför koltuğunun altında. Bazı araçların aküsü arabanın tam ortasında, ayak basma yerinde. Bazı arabaların aküsü kapalı bir kutunun içinde olduğu için önlerde mutlaka akü takviye yapma bölümü var. Oraları tek tek araç araç ara sıra videolarımda belirteceğim. Siz de rahatlıkla bulup akü takviyesi yapacaksınız arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar.